Nereden çıktın sen? Gel bakalım, gel. Ne güzel şeysin sen böyle. Ha? Merhaba. Canım benim, ne tatlısın sen. Ne kadar tatlısın sen. Çok mu güzelsin? Gel. Benim arkadaşım mı oldun? Ha? Arkadaş mı olduk seninle? Günaydın. Günaydın. Ben hava almak için çıkmıştım. Odama döneyim. Elif. Dün akşam olanlar için kusura bakma. Kardeşime gitmem gerekiyordu. Siz de evde olmayınca. Biliyorum, biliyorum. Ben sadece başına bir şey gelmesinden korktum. Nasıl, sevdin mi burayı? Bilmem, çok benlik değil. Neden? Çok büyük, çok karışık. Ben geçen gün evin içinde kayboldum. Bir tek bu bahçe var. Burada rahat ediyorum. Bizim oralara benziyor, yemyeşil. Ama bizim oralar o kadar yeşil değildir. Siz unuttunuz herhalde. Bizim gittiğimiz çok güzel yerler var. Şelalemiz bile var. Doğru. Doğru, bak hatırlıyorum ben orayı. Efsaneyi biliyor musunuz? Hayır. Bir kitapta okumuştum ben. Aşk tanrısı Eros'un oklarından biri Apollon'un kalbine saplanıyor. Apollon o günden sonra Defne'ye aşık oluyor. Ama Defne onun aşkına karşılık vermiyor. Defne'nin babası da onu kurtarmak için onu Defne ağacına dönüştürüyor. Şelalenin suları da Defne'nin gözyaşlarıymış. Nereden biliyorsun sen bütün bunları? Bizim orada küçük bir kütüphanemiz vardı. Üniversite sınavlarına çalışırken orada bir şeyler okumuştum işte. Okuduğunu bilmiyordum. Babam göndermedi. Hukuk kazanmıştım. Ama işte çalışıp aileme yardım etmek zorunda kaldım. Senin de hayatın hep zorluklarla geçmiş. İnanın hiç bu kadar zor olmamıştı. Pişman mısın? Yani çocuğu taşıdığına. Pişman olsam ne fayda? Yani benim öyle bir lüksüm yok ki Kahraman Bey. Yapmam gerekiyordu, yaptım. Peki böyle olmasaydı? Yani her şey yolunda gitseydi? Olmadı işte, gitmedi. Diyelim ki gitti. Bir işin var, ailen yanında. Ne isterdin?
Okulu bitirirdim. İyi bir kariyer yapardım. Nazlı için çalışırdım. Aileme yardım ederdim işte. Ama artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. Bambaşka bir görevim var artık. Peki siz Kahraman Bey? Ya ben bir şey merak ediyorum. Bu çocuk taşıyacağı annelik fikri sizin miydi? Hayır. Defne istedi. Siz çocuğunuz olsun istemiyor muydunuz? İstemez olur muyum? Tabii ki istiyordum. Ama olmamasını kabullenmiştim. Kader deyip geçiyordum işte. Meğer kaderinizde ben varmış. Ah. Gel bakalım. Hayvanları sever misiniz? Hem de çok. Bir ismi olsun bunun. Ne olsun? Kader olsun. Kader. Kader. İsmi gibi kendi de güzel. Günaydın hayatım. Üşüteceksin, böyle içeri gir. Ben biraz çimlere basmak istedim. Hamilesin sen. Ya hasta olursan? Hayatım, sinirli misin bu sabah? Nasıl sinirlenmeyeyim kahraman? Hiç özen göstermiyor kendini. Bu soğukta çıplak ayakla çimlere basıyor. Almış eline tavşan seviyor. Hadi o cahil, sen niye uyarmıyorsun? Bin tane mikrop var onlarda. Ya minnacık bir şey, ne mikrobu? Hamile o kız. Bilmediği, tanımadığı hayvan bahçedeki. Temas etmemesi lazım. Elif. Senin ne işin var burada sabah sabah? Bahçeye hava almaya çıkmıştım Kıymet Hanım. Dün gece Kerem'le hastaneye gitmişsiniz. Evet, gittik. Ben sana ne dedim? Benim iznim olmadan dışarı çıkmayacaksın demedim mi bu evden? Kıymet Hanım, Nazlı'nın bana ihtiyacı vardı. Çok kötüydü, çok ağlıyordu. Ameliyat olacağını öğrenmiş. Gitmem gerekiyordu, gittim. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Başına gelenleri biliyorsun. Yetti artık. Ona göre. Hadi odana.